Güzel dostlarım, merhabalar. Burada olduğunuz için, beni sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için sizlere minnettarım. Lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Güzel dostlarım, bir kitapta şöyle bir şey okumuştum. Diyordu ki, insan insanın cehennemidir. Başka bir felsefeci de diyor ki, insan insanın kurdudur. Ben de insan insanın şuyudur demeden önce sana sormak istiyorum. İnsan insanın neyidir? Bir yerde bir yarışma yapılıyor güzel dostlar. Dünyanın en sevecen çocuğu yarışması yapılıyor. Daha doğrusu bir yazarımız bir toplantıya gidiyor. Orada dünyanın en sevecen çocuğu kimdir diye bir yarışma yapılmış. Ve dünyanın en sevecen çocuğu arkadaşlar 4 yaşındaki bir çocuk. Dünyanın en sevecen çocuğu seçiliyor. Yazarımız da diyor ki bu çocuk neden dünyanın en sevecen çocuğu seçildi? O çocuğun kapı komşularının eşi vefat etmiş. Yani erkek sağ, kadın vefat etmiş. Ve adam bahçede ağlarken çocuk yanına gitmiş. Sonra eve döndüğünde annesi demiş ki, oğlum sen ne yapıyorsun o yaşlı amcanın yanında? Hiç demiş çocuk. Sadece kucağına oturdum, sarıldım ve ağlamasına yardım ettim. Çocuk bundan dolayı arkadaşlar dünyanın en seveceğin çocuğu seçiliyor. Hayatta kalmak için günde 4 defa sarılmaya ihtiyacımız var. Duygusal bakım ve onarım için günde 8 kez. Büyüyebilmek için de günde 12 kez sarılmaya ihtiyacımız var diyor Virginia Satir. Ya düşünseniz arkadaşlar, günde 4 kez sarılmıyorsa o yaşayamıyor demek ki. Hayatta kalamıyor yani. Çevremizde yetişkin çocuklar diyor ya, Üstad Doğan Cüceloğlu öyle demişti. Yetişkin çocuklar. Yani adam yetişmiş ama halen çocuk gibi gördüklerimiz demek ki 12 defa sarılmamış. Bir yerde duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yetimhanede büyüyen çocukların bir kısmı çabuk ölürler. Çünkü sevgiye çok ihtiyaçları var ya, sevgiyi göremiyor. Ve şimdi bizim o sevgi dediğimiz şey arkadaşlar nasıl anlıyoruz? Mesela bir gurbete çıkmış gibiyiz ya. Düşünsene, ilk bir travmayla dünyaya geliyoruz arkadaşlar. Annemizin rahminden ayrılıyoruz. Anneden ayrıldık. İnsan aynı zamanda bağ kuran demek arkadaşlar. Bağ kuran. Bir bağlıydık annemize. Oradan ayrıldık ve ilk travma öyle başlıyor. Sonra orada birisi bize sarılıyor değil mi? Doğduğumuzda da birisi sarılıyor. Hatta şu anda şöyle düşünebilirsin. Eve girersin, odana girersin, kapıyı kapattığın zaman bir rahatlık, güven hissedersin. Ya da arabaya binersin, işte pencereyi, kapıyı kapattığın zaman bir güven hissedersin kendini. Sanki orası anne rahmi gibi kapatıyor. Ya da işte yatağın içine girersin, yorganın içine saklanırsın, yorganın içine girersin. Ayrı bir tat, ayrı bir huzur verir. Yani bir sarılma ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve yani bu sarılma belki yani bedenen olmasa da işte sözlerle, kelimelerle sarılma, bakışlarla sarılma. Bazen sessizlikle sarılma. Ya birisi yanındadır, yanındadır sadece. Sessizdir, hastanedesindir diyelim ki hastasın. Ve birisi yanındadır, konuşmaya ihtiyaç yoktur ama bir sarılma ihtiyacımız var. Güzel dostlar, bazen biz bazı şeyleri yanlış yerde arıyor olabiliriz. Mesela mutluluğu. Bir ayakkabıcı abi var, vitrini siliyor. Dükkanın vitrini silerken karşıdan bir ayağı olmayan bir çocuk geliyor koltuk değnekleriyle. Ve o çocuk vitrindeki ayakkabılara bakıyor. Abi de çocuğa bakıp dalıp gidiyor. Bir müddet sonra kendine geliyor ki çocuk gitmiş. Hemen dışarıya koşuyor. Bakıyor ki çocuk biraz ilerlemiş. Hey küçük diye çağırıyor çocuğu. Çocuk geri dinliyor. Ayakkabıları sevdin galiba diyor. Sevdim ama diyor ne yapabilirim ki diyor. Onlara benim gücüm yetmez. Ya diyor gel sen diyor bir hallederiz diyor. Hangi ayakkabıyı sevdin sen diyor. Çocuk vitrindeki ayakkabılardan birisini gösteriyor arkadaşlar. Dükkancı abi de içeride yüzlerce ayakkabı olmasına rağmen vitrindeki ayakkabıyı alıyor. Ve çocuğun tek ayağını giydiriyor. Diyor ki ben alamam ki diyor çocuk, buna gücüm yetmez. Ya diyor bir hallederiz diyor, ayakkabı zaten 20 lira diyor. Bir ayakkabı alacaksın sana 10 lira zaten. Bir de Allah bilir seni öğrencisindir diyor. Evet diyor öğrenciyim. 5 lirada diyor öğrenci indirimi var. Zaten diyor bahar geldi. %20'de bahar indirimi var. 4 lirada bahar indirimi var. 1 liraya düştü ayakkabı senindir yani diyor. Ve ayağın ayakkabıyı giydirirken arkadaşlar çocuğa diyor ki aa diyor senin ayağında diyor antik ayakkabılar var. Bunlar diyor çok pahalıdır. Satarsan bunu alırım diyor. Çocuk diyor ki ya amca diyor kim ne yapsın bu eski püskü ayakkabılar diyor. Ya öyle değil mi, cahilsin sen, bilmiyorsun diyor. Bunlar antikadır, çok pahalıdır diyor. Satarsan diyor ben 20 liraya alırım. Çocuk diyor ki satarım. Sonra abi cebinde 20 lira çıkartıp çocuğa veriyor. O eski ayakkabıyı alıyor. Çocuk şöyle bakıyor, hafif bir tebessüm ediyor. Diyor ki bahar indirimi var diyor ve 5 lirayı abiye geri uzatıyor. Ve sonra dükkanından çıkıyor arkadaşlar. İlerlerken diyor ki babam doğru söylüyormuş. Bir ayağım olmadığı için üzülmeme gerek yokmuş. Dükkancı abi de şöyle dükkana dönüp bakıyor. Ve diyor ki bugün tüm ayakkabıları satsaydım bu kadar mutlu olamazdım. Belki de o mutluluk dediğimiz şeyleri yanlış şeylerde arıyoruz arkadaşlar. Ayakkabıcı gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuğu nasıl sarıyor? Sevgiyle nasıl sarıyor? Ve çocuk belki hem sarıldığını hissediyor. Hani insan bağ kuran, bağlanan dedik ya arkadaşlar. Orada abiyle arasında, ayakkabıcı arasında bir bağ oluşmuş oluyor değil mi? Ve çocuk bir yarasına bir merhem
Ve orada bir çok güçlü bir bağ oluştu artık. Ve bizim de muradımız o. Bir insana nasıl bağ kurabiliriz? Bizi anlarsa. Bakın güzel dostlar, en güzel terapi, en güçlü terapi anlaşılmaktır. Anlaşılmayan insan hırçınlaşır, anlaşılmayan insan öfkelenir. Ve bir insan, bir düşünsene, bir insan seni anlamış, bir insan, bir kişi. Ve bazen bir sıkıntılı dönemdesindir, seninle bir şey konuşmaz ama sana bir dokunur, seni sarar. Okulun birisine bir resim öğretmeni diyor ki çocuklara, mutluluğu anlatan bir resim çizin, mutluluğu anlatan bir resim çizin. Çocuklar da resimler çiziyor işte, kimisi çikolata resmi çiziyor, kimisi bir oyuncak resmi, kimisi annesinin resmi, kimisi babasının resmi, kimisi güzel bir bahçe resmi. Herkes bir resim çiziyor ve orada bir Hasan diye bir çocuk da var, o da bir resim çiziyor. Hasan, öğretmenin gözü Hasan'da arkadaşlar, çünkü Hasan yetimhanede orada kalan bir çocuk. Acaba o ne çizecek? O mutluluğu nasıl resmedecek? Sonra çocukların resimlerini topluyor, resimleri yapıldıktan sonra işte resimlere bakıyor. Bu resimde ne anladık, ne anlatıyor, bunları yorumluyor. Herkesin resmini tek tek gösterdikten sonra arkadaşlar sıra Hasan'ın resmine geliyor. Hasan'ın resminde bir el var sadece. El var. Ve öğretmen diyor ki, çocuklara soruyor. Sizce burada Hasan ne anlatmak istemiş? Birisi diyor ki, o diyor yardım eden bir el. Başka birisi diyor ki annesinin eli. Başka birisi diyor ki babasının eli. Herkesin bir yorumu var arkadaşlar. Öğretmen Hasan'ın yanına doğru varıyor ve sevgiyle omzuna dokunuyor. Ve diyor ki, Hasan sen burada ne çizdin? Bu el ne eli? Diyor ki, öğretmenim o el sizin bana sevgiyle dokunan eliniz. Evet güzel dostlar, anlaşılmak, dokunmak ne kadar önemli değil mi? Yani o yetimhanedeki bir çocuk o öğretmenin elini çizmiş. Sen kimlere dokunuyorsun acaba? Sen kimlere sarıyorsun acaba? İçindeki çocuğa sarıl, o sana insanı anlatır diyor Sezen Aksu. Acaba biz nasıl bir çocukluk geçirdik ve o içimizdeki çocuk bize ne anlatıyor? O çocuk bize İnsanlığın, insanların, insanın cehennem olduğunu mu anlatıyor? Yoksa insan insanı kurdu diye mi anlatıyor? Acaba o içimizdeki çocuk bize ne diye anlatıyor? İnsan insanın neyi oluyor? Ve herkes kendi çocukluğuna göre, çocukken o sarılmalar, o anlaşılmıyor, o sevgiye göre bir insan tanımı oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Eğer çocukken anlaşıldık ya da şu anda anlaşıldık, şu anda anlaşılarak da geçmişimizi değiştirebiliriz. İngiltere Kralı bir araştırma yapıyor arkadaşlar. 17. yüzyıldaydı doğru hatırlıyorsam. Yeni doğan tüm çocukları toplatıyor. Yeni doğan tüm çocukları toplatıyor ve diyor ki bunların yanında konuşmak yasak. Kimse konuşmayacak. Bakalım ilahi bir dil var mı? Bakalım ilahi ne konuşacak bu çocuklar konuşma çağına gelince? Kimse konuşmuyor arkadaşlar. Bakıcıları da konuşamayan insanlardan oluşuyor. Hiç kimse konuşmuyor bu çocukların yanında. Konuşma çağına gelen çocuklarda ne oluyor biliyor musunuz? Konuşma çağına geldiler ya, ne konuşuyorlar biliyor musunuz? Hepsi ölüyor güzel dostlar. Anlaşılamamak ölümdür. İçinde bir yara var, bir acı var ve dersin ki birisi anlasın beni. Ve birisi gelir sarar seni, kucaklar, bir şey konuşmaz ama seni hissettiğini hissettirir o kucaklamasıyla. Birisi bakar sana sevgiyle, bakışıyla ve sarar seni. Birisi kelimelerle sarar. Birisi bir müzikle sarar ama seni bir şekilde sarılmaya ihtiyacın var. Ya da senin birilerine sarılmaya onların ihtiyacı var. Çevrendeki dostların senin sarılmana ihtiyacı var. Sen nasıl sarılıyorsun? Birisi demiş ki insan insanın cehennemidir. Başka birisi demiş ki insan insanın kurdudur. Bense insan insanın cennetidir demek istiyorum güzel dostlar. İnsan insanın cennetidir. Sana göre insan insanın neyidir? Sizin aksın dediği gibi güzel dostlar, içindeki çocuğa sarıl. Sarıldığın çocuk nasıl? Aslında bizim saracağımız ilk kişi kendi çocukluğumuz. Ve o içimizdeki çocuğu sardığımızda o bize ne anlatıyor? İnsan insanın cehennemidir mi diyor? İnsan insanın kurdudur mu diyor, insan insanın cennetidir mi diyor. İçindeki çocuğa sarıl, o sana insanı anlatır. Ve biz hep birisi bize sarılsın istiyoruz değil mi? Birisi bizi anlasın. Sen de birilerini anla. Sen de birilerini sar. Hatta birileri mutluluğun resmini çiz dediğinde acaba senin elini çiziyor mu acaba? Ya da senin sesini çiziyor mu acaba? Seni çiziyor mu? Mutluluk dediğinde sen geliyor musun acaba? Bir yere vardığında ha o geldi, bu geldi, arkadaşımız geldi diyorlar mı? Mutlular mı? Yoksa bu mu geldi diyorlar. Evet güzel dostum, sana sormak istiyorum. İnsan insanın neyidir? Sence neyidir? İnsanları sevgiyle sardığın için, onları anladığın için, onlara sarıldığın için ve onlara bakışınla, kelimelerinle sarıldığın için ve güzel dostum, şu an bakışınla beni sardığın için ve dostlarını sardığın için, onlara sarıldığın için, bazı insanları bakışınla, bazı insanları kelimelerine sardığın için, insanları mutlulukla sardığın için, insanların cenneti olduğun için sana minnettarım. Her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kal.